Arkadaşlar iyi günler. Hukukun temel kavramları bir dersinin altıncı ünitesi kişi, kişi türleri ve kişiliğin koruması ile karşınızdayım. Bu ünitede kişi nedir? Kişi nasıl, kişilik nasıl kazanılır? Nasıl kaybedilir? Kişi türleri nelerdir? Yani gerçek kişiler ve tüzel kişiler ve kişiliğin korunması nasıldır? Bunlar kısa olarak değinilecektir. Kişi haklara ve borçlara sahip olabilen varlık demektir. Bu hukuki açıdan yapılan bir tanımdır. Hukuki olmayan tanımda elbette aklımıza öncelikle insan gelir. Ancak hukuk insanlar hariç bazı topluluklara ise de kişilik sıfatını vermiştir. Bunlara biz tüzel kişilik diyoruz. Öncelikle gerçek kişilik nasıl kazanır buna bakalım. Gerçek kişilik çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. Sağ olarak tamamıyla doğum kişiliğin başlangıcı olarak kabul edilir. Burada iki şartımız var. Birincisi tam olarak doğum. ikincisi ise sağ olarak doğum. Tam olarak doğum çocuğun anne karnından tamamıyla çıkması olarak kabul ediliyor. Sağ olarak doğum ise anne karnından tamamıyla çıkan çocuğun tıp biliminin verilerine göre yaşıyor olmasıdır. Burada cenine özel bir konum verilmiş. Cenin sağ olarak ve tamamıyla doğma şartıyla anne karnına düştüğü andan itibaren hak ehliyetine sahip. Bunun önemi şu arkadaşlar. Ceninin mirasçı konumuna geçip geçmeme de karşımıza çıkıyor. Örneğin anne iki, hamileyken eşi vefat ettiği zaman cenin sağ ve tam olarak doğma şartıyla babasına mirasçı olabiliyor. Kişiliğin sona ermesinin en doğal yolu ölüm arkadaşlar. Ölümle birlikte hukuk düzeni bazı kanunlar öngörmüş. Yani birlikte ölüm karinesi, ölüm karinesi ve gayiplik kararı gibi bu gibi durumlarda kişinin ölüp ölmediğini bilmiyoruz ama hukuk düzeni bakımından kişi ölmüş olarak kabul ediliyor. Birlikte ölüm karinesi şudur. Örneğin bir e, iki bir eş bir karı koca trafik kazası geçirdiklerinde hangisinin öldüğünü daha önce öldüğünü öğrenemiyorsak ikisinin de aynı anda ölmüş olduğunu kabul ediyoruz. Bunun en önemli sonucu ise birlikte ölüm karinesinde birlikte ölenler birbirlerine mirasçı olamaması bakımından karşımıza çıkıyor. Ölüm karinesi ise ölüme kesin gözle bakılması ve cesetin bulunamaması durumlarında alınan bir karar arkadaşlar. Burada en büyük mülki amir ölüm, ölüm kararını şart düşe, düşebiliyor. Bu gayplikten farkı bu. Örneğin kişi bir uçak kazası geçiriyor okyanusta ve cesedi bulunamıyor. Burada kişinin biz öldüğünü hiçbir şekilde sağ çıkamadığını varsayıyoruz ve ölüm karinesi devreye giriyor. Gayplik kararı ise arkadaşlar iki şekilde olabiliyor. İlki ölüm tehlikesi içinde kaybolma ikincisi ise uzun süre haber alınamamam. Burada daha prosedür daha farklı ölüm karinesinden. Örneğin ölüm tehlikesi içinde kaybolan bir kişiden gayiplik kararını alabilmesi için en az bir yıl geçmesi gerekli olay üzerinden. Uzun süre haber alınamaması için alınamaması bakımından bir gayiplik kararı veril, verilmek isteniyorsa bunda en az 5 yıl üzerinden geçmesi gerekli. Yani 5 yıl sonra en erken gayiplik kararı alabiliyoruz. Burada görevli mahkememiz ise sulh mahkemesi arkadaşlar ve bir ilan yolu lazım. Yani gayiplik kararı alacaksak önce bir ilanı çıkıyor. Mahkemeye başvurduktan sonra bu 6 ay sürüyor ve 6 ay sonra ikinci bir ilan çıkıyoruz. Amaç burada gayip kendisinden haber alamayan gayip olayı görürse, ilanı görürse geri dönsün bakımından bir bildirim amaçlı. Bunun dışında Ölümle birlikte yani kişiliğin sona ermesiyle birlikte hem miras bakımından hem aile hukuku bakımından çeşitli sonuçlar ortaya çıkıyor. E, kişi öldükten sonra mirası yani terekesi açılır. Evlilik ise kendiliğinden sona erer. Ancak gayiplik kararı alındıysa evliliğin mahkeme kararı tarafından düşürülmesi gereklidir arkadaşlar. Hak nedir? hak ve fiil ehliyeti Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiş önemli konular. Hak ehliyeti öncelikle kişinin hak ve borçlara sahip olabilmesi demektir. Her insan hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün insanlar hukuk düzeni sınırları içinde hakları ve borçlara eğil olma eşittirler. Bunu gördüğümüz gibi önce bir genellik ilkesi var. Yani her insana tanınmış bir şey. Bir de eşitlik ilkesi var. Tüm düzen sınırları içerisinde haklı ve borçlu eğil olmada insanlar eşittirler. İki ilke burada karşımıza çıkmakta. Hak ehliyeti çeşitli şekillerde de kısıtlanabiliyor. Bunlar örneğin yaş, cinsiyet, ayırt etme gücü, akıl hastalığı, yabancılık, nesep gibi konularda kişilerin hak ehliyetlerini kısıtlayabiliyoruz. Örneğin evlenme için kişinin 18 yaşını tamamlamasını gerekiyor. Örneğin bu konuda mesela hak ehliyeti kişinin sınırlanmış Eee soybağının reddini en e, erkeğe bırakılması, kadına bırakılmaması bu bakımdan mesela cinsiyet bakımından hak ehliyetinin kısıtlanması olarak karşımıza çıkabiliyor. İkinci olarak ise fiil ehliyeti, fiil hak ehliyetini kullanabilme ehliyetidir. Eee burada kişi borçlu altına girebilme bakımından fiil ehliyetine sahip olması gerekli. Bu bakımdan fiil ehliyetinin şartları karşımıza erginlik, ayırt etme gücünün bulunması ve kısıtlı ol olmama olarak üç çeşittir. Kısıtlı olmama olumsuz özellikken erginlik ayırt etme gücü ise olumlu olan olumlu özelliklerdir. Bu bakımdan Erginlik ikiye ayrılır. Bir normal erginlik, ikincisi ise ergen ergin, erginlik. Normal erginlik kişinin 18 yaşını tamamlamasıdır. Erken erginlik ise kişinin o da ikiye ayrılıyor. Bir evlenme, iki kaza yürüyüş dediğimiz mahkeme kararıyla. Evlenme kişiyi ergin kılıyor normalde evlenme 18 yaşındayken 17 yaşında bir kişi ise kişi de ailesinin izniyle evlenebiliyor. Daha 16 hatta olağanüstü evlenme yaşı dediğimiz 16 yaşında da kişinin evlenebildiğini görüyoruz. Kaza rüş dediğimiz mahkeme kararıyla da kişi kendini ergin sıfatını kazanabiliyor. Ayırt etme gücü ise olayların anlam ve etkilerinin doğru bir şekilde kavranmasını ve davranışların böyle doğru doğru kavrayışa uydurulabilmesini sağlayan zira, zihin ve irade yeteneğidir. Ayırt etme gücü her somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirilmek zorundadır. Örneğin bir çocuğun bakkaldan sakız almasında ayırt etme gücünün bulunduğunu kabul edebilirken örneğin bir televizyon almasında ayırt etme gücünün olmadığını kabul edebiliriz. Veya nişanlanmanda 7 yaşındaki bir çocuğun nişanlanmanın ne olduğunu bilme konusunda herhangi bir fikri yokken 17 yaşındaki bir insanın nişanlanma konusunda herhangi bir fikri bir ayırt etme gücünün bulunduğunu kabul edebiliriz. Son olarak kısıtlı olmamak ise kanunda belirtilen bazı durumlarda kişi kısıtlanabiliyor. Örneğin akıl hastalığı, akıl zayıflığı, savurganlık, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, bir yıl veya daha fazla süren ceza gerektiren suç almak kişiyi kısıtlama nedeni olarak karşımıza çıkabiliyor. Tabii fiil ehliyeti ne sahip bu fiil ehliyetin şartlarına sahip kişiler şöyle dörde ayırabiliyoruz. Öncelikle tam ehliyetli olmak. Daha sonra tam ehliyetsizler, sınırlı ehliyetliler ve sınırsız ehliyetliler. Tam ehliyetliler fiil ehliyeti şartlarının hepsine haiz olan kişiler demektir. Tam ehliyetsizler ise ayırt etme gücü bulunmayan kişilerdir. Yani erginlik veya kısıtı olup olmamaya bakmadan kişinin ayırt etme gücü bulunmuyorsa biz buna tam ehliyetsiz diyoruz. Sınırlı ehliyetsizler ise ayırt etme gücü bulunuyor. Erginlik veya kısıtlı olmama şartlarından birini karşılamıyor. Burada kişi çocuk gibi örneğin 17 yaşında kişi ya da kısıtlı olan bir kişi borç altına sokan işlemler bakımından kendisine vasisi veya velisi bakımından onun izninin alınması gerekli. İzin alınana kadar yaptığı işlem borçlandır işlem askıda kalır olarak kabul ediyoruz. Sınırlı ehliyesizler ise e, hem erginlik hem ayırt etme gücü hem de kısıtlı olmama şartlarını tamamlıyor. Ancak bazı durumlarda kendisine yasal danışman atanması gerekiyor. Bu kişiler örneğin dava açma, sulh olma, taşımaz alım satımı, kıymetli evrak alım satım, kefil olma gibi işlemleri danışmanın onayı olmadan yapamıyor. Ancak geri kalan bütün işlemleri kendisi e, yapabiliyor arkadaşlar. Kişilik hakkı ve kişiliğin korunmasına baktığımızda kişilik hakları bir kişinin maddi, manevi ve iktisadi bütünlüğü üzerindeki mutlak haklarıdır. Yani öncelikle bir maddi kişinin kendi beden ve bütünlüğü üzerindeki hakları, manevi haklar örneğin kişinin malları üzerindeki, iktisadi malları üzerindeki hakları örnek verebiliriz. İktisadi bütünlüğü ise örneğin bir tacirse, tacir sıfatı bir Şirketi varsa şirketin adı gibi e, hakların korunmasını isteyebilir. Örneğinle kişi ilk önce kişiliğin hukuki işleme işlemle saldırıya karşı korunmasını da isteyebilir. Bu Türk Medeni Kanunu 23. Maddesi biz buna içe karşı koruma da diyoruz. Yani kişi örneğin kendisinin öldürülmesini isteyemez. E, bu kişiliğin hukuki işleme saldırıya karşı korunmasının içindedir. Kişiliğin haksız fiiliyle yapılan saldırıya karşı korunması ise Türk Medeni Kanunu'nun 24. maddesi. Biz buna dışa karşı da koruma diyoruz. Yani başkalarından gelecek saldırılara karşı korumasını istemesidir. E, kişilik hakkını koruyan davalara baktığımızda saldırıya son verilmesi davası, saldırıyı tehlikenin önlenmesi davası, saldırının hukuk aykırılığının tespiti davası, maddi ve manevi tazminat davaları, saldırıdan elde edilen kazancın verilmesi davası, Örneğin tar yan tarlanızda iki kişi bir bina yapıyor ve bina taşması sonucu sizin arsanızda bir taşma var. Bunun önlenmesini isteyebiliriz saldırıya son verilmesi davasında. Mesela maddi tazminat davasında kişi kendi bir maddi bakımdan bir zarara uğradığı zaman bunun karşı taraftan tazminini elde tazminini isteyebilmekte. Manevi tazminatta ise önemli... Manevi tazminatta ise kişi mesela duyduğu karşı tarafın yaptığı fiil sonucu duyduğu elem ve keder sonucu bunun karşılanmasını isteyebilir. Tabii manevi olduğu için bunun tek karşılanacak yol biraz para yani tazminat davası oluyor. Arkadaşlar son olarak ise tüzel kişiler tüzel kişiler ise gene ikiye ayırıyoruz biz kamu hukuk tüzel kişileri özel hukuk tüzel kişileri kamu hukuk tüzel kişideki en büyük tüzel kişimiz devlettir ee, devletin yanında diğer örneğin üniversitelerde kamu hukuk tüzel kişileri olarak belediyeler hakeza öyle karşımıza çıkıyor. Özü güzel kişiler ise kazanç paylaşım amacı güden ve kazanç paylaşım amacı gütmeyenler olarak ikiye ayrılır. Kazanç paylaşımı amacı güdenlere en önemli örnek ticaret ortaklıkları yani anonim şirketler, limite şirketleri, komandi şirketler bunlara girmekte arkadaşlar. Kazanç paylaşımı amacı gütmeyenler ise dernekler ve vakıflar. Dernekler kişi topluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Kişilerin belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmesi sonucu kuruyorlar. Vakıflar ise belli bir malın belli bir şekilde belli bir amaca yönlendirilmesi sonucu ortaya çıkan kazanç paylaşama amacı gütmeyen özel hukuk tuzak kişileri. Özel tuzak kişiler gene Serbest kuruluş izin sistemi veya normatif sistemden birine göre kurulabiliyor. Bu her ülkenin hukuk sistemine göre değişebilir. Serbest kuruluş sistemi şu arkadaşlar. Bir tüzel kişi kanunda belirtilen mesela örneğin dosyaları ve şeyleri düzenledikten sonra iradesini açıklamasıyla kuruluyor. İzin sistemi ise... Tüzel kişilik kurulurken herhangi bir idari makamdan izin almak zorunda. Onların iznine göre kurulabiliyor. Normatif sistemde ise e, biraz serbest kuruluş sistemine çok yakın ancak kişi irade açıklamasını bir idari makama sunuyor. İdari makam çeşitli aksaklıkları görmedi, görmezse kurulmasına izin veriyor demiyoruz. Ancak <laughs> gene otomatik olarak kuruluyor. Ancak mesela belli bir dosya eksikse bunu geri gönderip e, yeniden dosyaya eklenmesini isteyebiliyor arkadaşlar. E, son olarak anlatacaklarım bu kadar. E, başarılar diliyorum.